kampüste anlatacak noktadan sonra uygulama noktasında yürürlü olduğu için buraya geldik. Zaten tahliye planlarımızı yapan iş güvenlik uzmanımız buraya kadar ne olacağını planlaması lazım. Yani tahliyede kimlerin tahliye yapacağını, kimlerin yangın söndürmede yer alacağını ve muhtemelen tahliyede olacak olanı da siz dersiniz. Tahliye sedyesi bir kişinin bir kişiyi kaçırması için planlanmış bir sedye. Tek kişi kendi maksimum kendi ağlarında ama kendi ağlarının üstünde de bir başka kişi tek başına merdivenlerden kaçırabilir. Zaten tahliye planlarında tüm plan tahliye çıkışlarından ve tahliye merdivenlerinden toplama bölgesine kaçışa kadar planlanmış bir yapı. O yapının içinde herkes koşarak kaçacaklar ama koşamayacak durumda olan engelli veya sağlık olup da o anda panik atak geçirip sağlığını kaybeden veya kaçarken ayağını kıran veya şu an yatılı hasta pozisyonda olanların tahliyesinde kullanılıyor. Basit bir kurulumu var. Tek kişi, hatta daha önce hiçbir eğitim almadan da kullanmak mümkün. Aparatları ve toz kılıfıyla beraber her merdiven başında en az bir tane bulundurulmalı. Kullanacak personel hekimliği alan veya almayan, o anda herkes kaçtı, geride birkaç kişi kaldı ama hiç eğitim almayan bir kişi bunu çekiştirerek de veya işte kullanma kılavuzu duvarda görerek de açacağı bir şey. Önce arka şaseyi açıyoruz. Evet, bunlar hem İngilizce hem Türkçe olarak hazırlandı. Sonra oturak kısmını açıyoruz. Bunu normalde düz zeminde dört tekerlekli sandalye gibi kullanabilirsiniz. Kaçış anında kullanmak için önce birini ya diğerine fazla şey koyuyorsunuz. Açıkmış zaten. Evet. Kapalıken bu şekilde. Açıkken bu şekilde. Kafa bezidir. Eğer bilinci yerinde değilse taşıyacak kişinin kafasını sabitlemek için kullanacağız. Bu da bel noktasında hemen. Şimdi benim ağrımda veya benden daha bir kişi taşıyacağım. Tamam. Eğer bilinci dakika bilinç yerinde ve kendisi oturacaksa oturmadan önce muhakkak ön tampona dayayıp arka şaseyi kapatacağız. Oturacağı pozisyona geldi. Normalde bu pozisyonda oturamaz. Buyurun. Eğer birinci yerinde değilse. Normal düz zeminde dört tekerlekli sandalye merdivenin başına geldiğimde uygulanan yangında herhangi bir alarm verildiği zaman veya depremde asansörlerin otomatik olarak kendi kişilerini gerekiyor. Bütün plan bir kaçış, kaçış merdivenlerinde. Şimdi iki tekerlekli üstünde. Tabi eğitim alıp 6 ayda bir tatbikat yaparsanız bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz ama hiç yapmazsanız bu kadar rahat kullanamazsın ama yine bir kişiyi kaçırabilirsiniz. Aynı bisiklet kullanmak. Yani ilkini hızlı atıyorum. Şu an paletlerin üzerinde yer çekimi ağırlığı aşağı çekerken aynı ağırlık paletlerinde frenleme yapıyor. Ben de yandı durdum. Taşırken yandan tutuyorum, indirken üstten. Yavaşça salıyorum. Gerekirse itiyorum. Normalde bir kişi kendi ağırlığında bir kişiyi bir sedyeyle, kombine sedyeyle veya kaşık sedyeyle veya başka bir sedyeyle indirmesi mümkün değil. Ama bununla mesela denemek için inşallah. Bakalım. Ben onu kullanmayacak mıyım? Ben onu kullanmayacak mıyım?
Herkes taştı. Hatta birini iterek taştı. Çünkü o kötü bir durum. Şu an iyi değil. Ama daha önce... Şuradan çıkacak da sanki. Az önce bir çıktı ya ben. Yok, şu anda. Daha önce eğitimi alan ve yangın tahliye planlarında kurtarmacı olarak planlanan kişiler o şeyin sorumluluğuyla yani geride kimseye bırakmayacak. Bütün plan bunun üzerine kurdu. Onun için de bir şey diye. O sene diyelim ki arkadaşımız eğitimini aldı. Ve şeyle yetkili. Şimdi yok, kapamayacaksınız. Şöyle. Ağırlık bineceğiz. Buyurun. Atmasın mı? Şurada bir sırama bakıyorum. Şimdi buradan düzeltip bir sırama bakıyorum. Şimdi siz de. Tamam, yani emin olun. Orada bir de burada mı? Geldiğiniz şey başına. Ayağınızı. Kapatın ayağınızı. Basın. Hala. Bu dik duracak. Böyle şey, öyle bir konuda duracak ki tek parmakla bile ilerleyebileceksiniz. Şimdi size veriyorum ağrını. Biraz indirin. Biraz kaldırın. Hissedin yani. Bir sizde oldu. Hani pazar arabası nasıl sizdeyse. Aynen. Sizde mi şimdi bu? Sizde. Biraz indirirseniz tekerler devreye geçecek. Biraz indirin. İtin bakın. Gitmiyor. Evet. Biraz indirirseniz. Şimdi itin. Güzel ağrı size çok geldi. Biraz kaldırın. Yani bir onun denge noktası var. Şimdi gelip hızlıca hızlıca edeceksiniz. Çünkü hızlı olmasa. Hızlı. Hızlı. Tamam. Bastığın şey. Bir püf noktası bastığın aşağı kaybolsun. Ay, bu tarafa geç. Ayaklarınıza doğru basın. Kendinize doğru. Böyle değil. Şimdi gitmiyor. Evet. Yani 130 kilo falan o sayıda gitmeyecek. Evet. Ama taşıyan eşit ağırlıklı olsa birbirine girmezsin ama dediğim gibi kıyamet günü herkes canarken kimse ağırlığına bakmadan bizi kaçıracak sizi. Şu an tren çekimi aşağı çekiyor. İşte basınca kaliteli tren yolu. 150'de gezdirirken yanına atlıyoruz. Merdiven üstüne geldiği zaman üstü alıyoruz. Şimdi hem bana doğru basacaksın hem de ayaklarınıza doğru. Ayaklarınıza doğru bastığı zaman konforlu bir iniş olacak. Ama olmasa da olur. Kaçırıyorsunuz. Hiç bilmiyorsunuz. Ve indirin bakalım nasıl yapacaksınız. Böyle hiç daha önce kullanmadı. Ve boylarca götürdüm. Hiçbir şey olmuyor. Yani yardımın bana oradan kaçıyorum. Tamam mı? Boylarca hiç bilmiyorum. Durdunuz. Ne yapmanız gerekir? Yine bir gideceksiniz. Eğer uzun bir mesafe olsaydı yine buraya alacaktık. Ama şimdi kısa bir mesafe var. Ve dedim ki yanıyor herkes kaçıyor ve birbirini iterek kaçıyor. Ne yapacaksınız? Çevirmek zorundasınız. Aynı şekilde buraya geleceksiniz. Çok indirirseniz gitmez. Az olsa çarpmaz. Yine kaldırıp hızlı edeceksiniz. Hızlı ama. Hızlı. Evet. Şimdi üstte. Çok oramsız gittiniz böyle. Ne olacak? İyiyim dedim. Yani burada bir sayı kalsın. Şey yok. Kişiye ben küp noktaları gösteriyorum. O da 6 aylık tatbikatlarda arkadaşlar.
adama soruyor. Fatih sağ ol arkadaşlar. Bir de çıkarsa iyiydi ya. Hoş çık, bir de çıkarsa iyiydi. Belirleyelim. Onlar iyice öğrensinler. Onlar bir arkadaşlarla tatbik hakkında birileri öğretelim. Çıkararları da var. Çıkararları da var. O tahliye serisi. Yani bu sadece acil durumda kaçırmak için. Ama gün içinde asansör olmayan binaları da kullanmak için. Promont ordusu var. Diğer iki kişi. İki kişi daha istiyorum. Güvenlik personeliniz var mı? Aslında onların da burada olması lazım. Yani kaç güvenlik için de burada.